Yasemin. Günaydın. Günaydın. Saat kaç? 9:10. Neredeyiz Yasemin? Miletos'tayız, evet. As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. İonya kültürünün beşiği, bilimin doğduğu yer Millet. Doğu ile Batı burada çarpışmış. Fikirler birbirini burada törpülemiş. Gerçeğin yolları burada açılmış. İlkel kişilerin dünya görüşleri Millet'te yoluna yordamına girmiş. Tabiat felsefesi burada yerleşmiş. Bence tarihte Atina ile mukayese edilebilecek tek yer. Tarihini incelediğimizde hem yetiştirdiği bilim insanlarıyla, hem de 90'ı aşkın kolonisiyle ve binlerce yıl geriye giden tarihiyle Millet antik kenti Atina'nın ilerisinde bir medeniyet olarak kabul edilebilir. Bugün dahi, üstelik onlarca çalınan tarihi eserlerine rağmen muazzam ihtişamıyla karşımızda dimdik durmakta. Günümüzden 2000 yıl önce gemiyle limanına yanaşan bir yolcu olduğunuzu hayal ettiğinizde nasıl muhteşem bir şehir olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Kesinlikle gidilip görülmesi gereken bir şehir Miletos ve biz Miletos'tayız. Millet antik yerleşimi Efes'in güneyinde Balat köyü yakınlarındadır. Millet Efes gibi bir liman kentiydi. Menderes Irmağı'nın yani Meander'ın taşıdığı alüvyonlarla denizden yaklaşık 10 kilometre uzaklaşmıştır. Antik dönemde 4 limanı olan Millet'in batısında bulunan Lade Adası'nda da aynı nedenle çevresi alüvyonlarla dolarak düzlük içinde kıraç bir tepe olarak kalmıştır. Milattan önce 494 yılında Persler bu adanın kıyılarında İyon donanmasını yakarak yok etmişler. Kentte milattan önce 2. binin ortalarından başlamak üzere Miken kolonisi yerleşimleri görülmekte. Millet'e göç edenlerin çoğunluğu Karya'dan ve Girit'ten gelmiş. Antik kaynaklara göre kent Atina kralı Kodros'un oğlu Neleos'un önderliğinde İyonyalılar tarafından kurulmuş. Helenler M.Ö. 11. ya da 10. yüzyılda bu bölgeye yerleşmiş olmalılar. Millet, M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda en parlak dönemini yaşamış. İyon dünyasının metropolü olan Millet, bu dönemde Akdeniz, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında 90 koloni kurmuş. Millet de antik çağ ve sonraki dönemlerde birçok bilim insanı ve düşünür yetişmiş. Doğa düşünürleri Thales, Anaximandros, Anaximenes, kent planlamacısı Hippodamos, Ayasofya'nın mimarlarından Isidoros, Milletliymiş. Millet, M.Ö. 546 yılında Pers egemenliğine girmiş. M.Ö. 499 yılında Perslere karşı İyon ayaklanmasında önderlik yapan Milletliler, bu çatışmalarda maalesef yenilmiş. Kentleri Persler tarafından yıkıma uğratılmış. Bu yenilgi sonrası gücünü ve önemini yitiren Millet'te Helenistik dönemde tekrar canlanma yaşanmış. Ticaret ve sanatta sesini duyurur olmuş. Millet'te ilk araştırma ve kazılar 1899 yılında yapılmış. Ne kadar ihtişamlı yapıyorlar değil mi Yasemin? Evet ya. 15 ve farkında mısın? Yani şehre sanki tiyatro hakim. Her yerden görülebilen böyle insana wow dedirten. Evet, tiyatroya giriş yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Millet ve Priyen bir körfezde karşılıklı iki liman şehri. Tabii şimdi artık Menderes'in alüvyonlarıyla Söke Ovası'na dönüşmüş. Denizden mesafeli bir yerde konumlanıyor ama daha önce liman kentiymiş. Önemli liman kentlerinden. Millet Tiyatrosu Yunan-Roma tipinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Helenistik dönemde 5300 kişilik inşa edilen tiyatro, Roma dönemiyle birlikte kapasitesi arttırılarak
15 bin kişiye çıkarılmış. Evet, şu anda sahnedeyiz. Sahnede ben varım Yasemin. Bravo Samanya. Yes! Burada vahşi hayvan ve gladyatör dövüşleri de gerçekleştirilmiş. Milletten geriye kalan yapılar arasında en belirgin yapı olan bu tiyatronun hemen arkasında bir liman olduğunu hayal etmek oldukça güç. Evet, tam şuradan girdik ve direkt tiyatroya geldik. Orada Miletos'u ya da Milet'i gezmeye gelenler için çok açıklayıcı bir plan krokisi var şehrin. Mutlaka oraya bakarak gezsinler. Çünkü diğer antik şehirler gibi her şey ayakta değil bu şehirde. Ama önemli de bir merkez. Milet Okulu dediğimiz antik şehirdeyiz şu anda. Milet'ten Apollon Tapınağı'na bir kutsal yol var, 17 kilometre. Buradan yola çıkan insanlar haç vazifelerini yalınarak o heykelli kutsal yolda gerçekleştiriyorlarmış. Bilim, sanat, felsefenin başkenti diyebiliriz. Ünlü düşünür Thales, Anaximenes, Anaximandros işte buralardan çıkmış ki o dönem her şeyin tanrılara bağlandığı bir dönem ama bu düşünürler doğayı gözlemlemişler. Onlar bir doğa gözlemcisi aynı zamanda ve daha ziyade doğadaki buldukları bir takım gerçeklerle olayları yorumlamışlar. Burası bu yüzden de önemli. Milet aynı zamanda modern bilimin başladığı yer olarak kabul edilir. Bunun sebebi Thales'in bilimsel metodlarını deney ve gözlem yoluyla elde ederken dinden uzak bir şekilde değerlendirmesidir. Thales astronomi bilgisi sayesinde sonraki sene zeytin üretiminin çok verimli geçeceğini hesaplayarak sezonun çok öncesinde alandaki bütün zeytinlikleri kiralayarak çok para kazanır. Bu Thales'in kendini topluma kanıtlamak için yaptığı bir girişimdir. Bunun yanı sıra güneş tutulmasının tarihini ilk kez bilen kişi olacaktır. Thales teoremi adı verilen geometrik kavramı matematiğe kazandıracak, Mısır'da geçirdiği zaman zarfında piramitlerin boyunu gölgelerinden hesaplayacaktır. İkizkenar üçgenin taban açılarının birbirini kesen doğrularda ters açıların eşitliğini ispat eden ilk bilgin Thales'tir. M.Ö. 28 Mayıs 585'te olan güneş tutulmasını daha önceden İonyalılara haber veren oymuş. Ay tutulmasını da incelemiş, bundan dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiş. Mısır'dan döndükten sonra birçok geometri problemlerini çözmüş, bilim alanına yeni bilgiler katmış. Thales'in ardından Anaximandros, tabiat felsefesinde daha da ileri giderek her şeyin aslını yalın suya bağlamayıp sonsuzluğa doğru götürmüş. Anaximandros da Miletli olup Thales'in dinleyicisiymiş. Tabiat adlı eserini yayınlamış, dünyanın haritasını yapmış. Anaximandros'tan sonra yine Miletli Anaximenes, dünyanın oluşumunu yalnız tanrılara bağlamayıp doğal oluşumlarla açıklamaya kalkışmış. Hava olmadan hiçbir şey olmaz demiş. Anaximenes'ten sonra Milet'teki bu bilimsel yeşerme birdenbire soluvermiş. Buna birinci derecede M.Ö. 494 yılında Perslerin şehri baştan başa yakıp yıkmaları sebep olmuş. Milet'i anlatırken bir ismi de anlatmadan geçmek olmaz diye düşünüyorum. Evet, o isim Aspasya. Aspasya Milet'te doğmuş. Milet'le Aspasya 470-400 yılları arasında yaşamış. Axiochus'un kızı. İyi bir eğitim almış. 20 yaşında Atina'ya gelen Aspasya, Atina demokrasisi üzerinde büyük etkisi olan devlet adamı Perikles'in ikinci eşi. Kendi koyduğu ve titizlikle uyulmasını istediği yabancılarla evlenme yasağını yine kendisi bozmuş. Bir yabancıyla, Miletli ile evlenmiş Perikles.
ve ölene kadar da onunla kalmış. Neden Aspasya bu kadar önemli? Çünkü o dönemin farklı kadınlarından. Antik Yunan tarihine baktığımız zaman kadınların köleler, evli kadınlar ve fahişeler olarak sınırlandırıldığını görüyoruz. Düşünsel üretim erkeklerin hakkı o dönemde. Aspasya bu sınırlamanın dışında kalan az sayıda kadından bir tanesi. İşte o nedenle önemli. Düşünceleri ve sıra dışı hayata bakışıyla yaşadığı çağı etkilemiş, adından sıkça söz ettirmiş başarılı bir kadın. Ve her dönemde her başarılı kadının yok sayılmaya çalışıldığı gibi antik yazarlar Aspasya'nın aynı zamanda bir genel ev işlettiğini ve fahişe olduğunu da yazmışlar. Çağlar değişiyor, medeniyetler değişiyor ama bazı şeyler gerçekten hiç değişmiyor. Evet, antik yazarlar böyle yazmışlar ama oysa onun evi Atina'nın en iyi eğitim görmüş kadınlarının bir sığınağı olmuş zamanında. Açtığı salon, dönemin ileri gelen erkeklerinin de düşünsel olarak beslendiği, tartışmalara kürsü olan bir akademi üstelik. Bu salonun konukları arasında sanatçılar ve devlet adamlarının yanı sıra Anaxagoras, Arşimet, Sofokles, Sokrates gibi birçok filozof da yer almış. Aspasya döneminde Perikles'in yani kocasının politikası üzerinde de oldukça etkili olmuş. Aspasya hem konuşma sanatı hem de felsefe konusunda derin bir bilgiye sahipmiş. Atina'da ilk kez bir kadın hem de yabancı bir kadın düşünce yaşamında büyük bir atılımı gerçekleştirmiş ve o bir milletli. Havasından mıdır, suyundan mıdır? Millet gerçekten de çok ilginç bir alan. Sokrates'in izinden gidenlerin Aspasya hakkında yazdıkları ise onun hakkında önemli ipuçları veriyor. Bunlardan bir tanesi Aspasya'yı en iyi felsefe hocası olarak anlatmakta. Bu kadar çok aydının yetişmiş olduğu Miletos'a antik çağın aydınlar ocağı, entelektüeller diyarı da diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Tiyatrosu çok güzel ama. Bak ben ne kadar kolay çıktım, diğerlerine hiç çıkamıyordum. Çıkışı da kolay. Eğimli olduğu için bu kadar kolay bence. Bak bunun koltukları daha rahat. Daha geniş. Bana mı öyle geldi? Antik şehirleri gezerken tabii ki en çok bizi etkileyen tiyatrolar. Tiyatrolar antik dönem için çok önemli bir toplanma yeri. Halk meclisi kararları bile tiyatrolarda alınıyor. Çeşitli gösteriler yapılıyor. Yüzyıllar sonra biz gezerken de çok etkileniyoruz. Ancak bu tiyatro gerçekten bugüne kadar en çok etkilendiğim tiyatrolardan bir tanesi oldu. Bilmiyorum, taş ustalığını görüyor musunuz? Bu taşlar tek tek mimarlar tarafından yapının ölçüleri alınarak ocaklarında dökülüyor, hazırlanıyor. Buraya taş olarak getiriliyor. Ama işçilik yani o kadar güzel, o kadar etkileyici ki. Miletos'u diğer şehirlerden farklı kılan neydi? Kolonicilik, felsefe ve bilim, Miletos, filozofların şehri. Bundan 2600 yıl önce akılcı düşünce ve felsefe temellerinin bu şehirde atılmış oluşu da asla tesadüf değil. Modern bilim uygarlığının da temeli burası. Size bir efsaneden bahsetmek istiyorum. Efsaneye göre bir gün Tanrı Zeus ile fakir bir Miletli bir konu üzerine tartışmaya başlamışlar. İkisi de inatçı. Tartışma uzayıp uzayıp gitmiş. Sonunda baş edemeyen Zeus, Tanrı olmanın ayrıcalığını kullanarak tartışmayı sonlandırmak istemiş. Bana bak, beni daha fazla kızdırma. Şimdi bir şimşek çakar, seni cayır cayır yakarım demiş. Miletli köylü korkmak bir yana, gayet sakin bir şekilde. Koca Zeus, bu öfkenle haksız olduğunu nasıl da kanıtladın diye cevap vermiş. Tabii bu bir efsane.
Hikayenin sonunda Milletli köylünün akıbetini bilen yok. Fakat kesin olan şudur ki, Milletlilerin Tanrı'yla özdeş bir düşünce yapısına sahip olduğu. Milleti çevredeki diğer antik kentlerden ayıran bir başka özellik, Afrodisyas'ta olduğu gibi çok büyük bir alana yayılmış olması. Günümüze kadar gelebilmiş yapılar topluluğuna baktığımızda bunu çok net hissediyoruz. Tabii geç dönem, biz daha ziyade arkaik dönemle ilgileniyoruz, Helenistik dönemle ilgileniyoruz ama işte Bizans hakimiyeti de bu topraklarda kendini göstermiş 13. yüzyıla kadar. Tabii geç dönem, biz daha ziyade arkaik dönemle ilgileniyoruz, Helenistik dönemle ilgileniyoruz ama işte Bizans hakimiyeti de bu topraklarda kendini göstermiş 13. yüzyıla kadar, beylikler dönemine kadar ara ara buralar kullanılmış. Bu arada Efes'te gördüğümüz ızgara planının mimarı da Miletoslu, Miletli. Yani İonya şehirlerinden, şu anda hissetmiyoruz ama yine ızgara plana sahip şehirlerden bir tanesi. Mimarın adı Hippodamos ve plan şekline de hipodamik plan diyoruz. Milletli Hippodamos, evet, buralarda yaşamış. Ve yürek yakan o kehanet aynen şöyle söylüyordu. O zaman Miletos, ey belalar işçisi, o zaman. Birçokları için zengin bir şölen, parlak bir ganimet olacaksın. Kadınların ele geçecek, uzun saçlıların ayaklarını yıkayacaklar ve Didima, bizim tapınağımız, yabancı efendilerin malı olacak. Bu kehanet, dönemin kehanet merkezlerinden en büyüğü olan Delphi Kehanet Merkezi'nde söylenmiş ve milattan önce 494 yılında tam olarak gerçekleşmiş. Milletliler vatanlarından sökülerek İran'a sürgün edilmişler. Bir Egeli için en zor şey Ege'den ayrılmak, daha kötüsü ise Ege'ye bir daha dönememektir. İşte Milet'in hüzün dolu duvarlarına bir sürgün öyküsü kazınmış. Milletliler cesurdular ve tüm diğer Anadolu halkları gibi özgürlüklerine düşkündüler. Bu yüzden de Pers İmparatorluğu'na karşı ayaklanmışlardı. Bu ayaklanma 4 yıl sürmüş, sonunda da Lade Deniz Savaşı yaşanmıştı. Tüm İyon kentleri Perslilerin karşısında birleşti ve hatta bu savaşı kazanmaya da çok yakındılar. Ancak Sisamlılar taraf değiştirip İonya'yı Perslere sattığında savaş kaybedildi. Biraz önce sizlerle paylaştığım kehanet acı bir şekilde gerçekleşti. Milletli erkeklerin çoğu uzun saçlı Perslerin ellerinde can verdiler. Çocukları ve kadınları ise Perslilere köle oldular. Ve Didima, üç kehanet merkezinden bir tanesi Didima. Kutsal yapılar, kehanet merkezini barındıran tapınak ve mihrap yağma edildi. Esir edilen Milletliler İran şehri Susa'ya gönderildi. Pers kralı Darius bunlara kötülük etmedi. Acıdığı için mi bilinmez. Milletliler Eritre denizinin kıyılarında ve Dicle suyunun ağzında bulunan Ampe kentine yerleştirmekle yetinildi. Bir Egeli için en zor şey Ege'den ayrılmaktır. Ve Milletliler Ege'den sürgün edilmişlerdir. Hiç bilmedikleri İran topraklarında yaşamaya mecbur bırakılmışlardır. Bu sürgünden tam 164 yıl sonra Milletlilerin intikamı Büyük İskender tarafından alındı. Ancak o zaman buna sevinecek Milletli kalmamıştı. Çünkü Milletliler artık İranlı olmuştu. İşte bu tarihçeyle, bu yaşanmışlıklarla Millete baktığınız zaman bambaşka bir şey hissediyorsunuz. Yapıların çoğu Roma dönemine ait olsa da hüznü o topraklara bir kere ekilmiş. Agora'dayız.
agoraları gördüğümüz zaman gezerken anlatıyoruz. İşte şurada sütunlar var. Arkasında dükkanlar var. Sütunlarla dükkanların üzeri kapalı. İnsanlar işte rüzgardan, yağmurdan, sıcaktan etkilenmeden dükkanları geçsinler diye. İşte burada restorasyon çalışması yapılmış. Çok da sevdim. İyi ki de yapılmış. Aynen bu şekilde hayal edin. 12 İyon şehrinden biri olan Milet Antik Kenti birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Limanından dolayı hareketli ticari akışıyla, zengin bir şehir olmasıyla, ünlü Miletli mimar Hippodamos'un sonradan birçok şehre idol olan Hippodamik şehir planının uygulandığı şehir olmasıyla ve en önemlisi filozoflar şehri olarak tarihe geçmesiyle önemlidir. Milet ile Didim Apollon Tapınağı arasında uzanan yol 17 kilometredir ve bu yol o dönemde İonyalılar için kutsal yol olarak kabul ediliyormuş. Dünyevi haç görevi görülen bu yolculuk 3-4 saatte yürünebildiği halde 3-4 günde yürünüyormuş. Yolda istasyon adı verilen duraklarda dura dura yürünen yolun bu kadar gün almasının sebebi zamanı ibadetten saydıkları içinmiş. 20. yüzyıl başlarında Alman arkeolojik araştırma ve kazıları sonunda hemen hemen tümüyle Güney Agorası içinde anıt şeklinde olan Millet Pazar Kapısı taş parçalara ayrılmış olup Almanya'ya taşınmış ve yapı yeniden birleştirilmiş. Ortaya çıkan bu şaşalı antik eser Berlin'de Bergama Müzesi'nde özel bir odada sergilenmekte. Ancak gelirken bayağı otların, çalıların arasından geçtik. Yani bilemiyorum tabii, bilmeden eleştirmek kolaydır. Eleştirirsiniz, kazı ekibi ne yapıyor, çalışmıyor mu, niye buralar böyle bakımsız? Delfinion kutsal alanı için şunu söyleyebiliriz. Apollon'a adanmış olan şehrin ana açık hava tapınağı. Çok böyle otların çalıların arasından geldik. Neyin ne olduğunun çok belirsiz olduğu bir antik şehir ama çok güzel bir alana yayılmış. Ağaçlıklı, gezisi çok keyifli ya da bize öyle geldi. Biz çok keyif aldık. Geldiğiniz zaman planı iyice inceleyin. Yani biz inceledik ama emin olun plana bağlı kalmıyorsunuz. Çünkü çok dağınık ama en azından düz arazi. Bu meydan Millet'in merkezini oluşturuyordu. Apollon kutsal alanından Didima'daki Apollon tapınağına giden tören alanı burada toplanıyordu. Bu meydandan Helenistik döneme ait Gymnasium'a milattan sonra 1. yüzyılda İmparator Trajan'ın babası tarafından yaptırılan milattan sonra 3. yüzyılda onarılan anıtsal çeşmeye, Piskoposluk Kilisesi'ne, anıtsal Güney Pazarı kapısına, günümüzde Berlin Pergamon Müzesi'ndedir ve şehir meclisinin toplantı yaptığı yapıya milattan önce 175-164 yılları arasında yapılmıştır. Praetorium da burada. Şurası. Evet, şurası. Parmağını bir gösterir misin? Şurası. Evet. Evet, şurası. Yani şurası. Yasemin'in de gösterdiği gibi anıtsal çeşme. Şurada bir anıtsal kapı olması gerekiyor. Bu meydanda yani toplanıyorlar tören olayı. Şu meydan, gördüğün meydanda toplanıyor. Liman. Evet. Tiyatronun hemen arkasında limanı var. Şurada liman sanırım. Nymphaeum. Heykellerle bezenmiş mermerden 3 katlı halk havuzu ve çeşmesi. Delfineion kutsal alanı. Serapis ve Athena tapınakları. 3 Bizans kilisesi ve 1 sinagog kalıntıları var. Kutsal alanlar dediğimiz alanlarda. Şurada anıtsal çeşmemiz var. Bakın şöyle geldiğimizde tam karşısı meclis binası. Praetorium. Yani meclisin toplandığı alan. Şöyle planını da gösterelim. Aynen bu şekilde.
Blüteryonlar aynı zamanda bazı antik şehirlerde odeyan olarak da kullanılıyor. Üzeri kapalı aslında. Çok da bir şey kalmamış. Blüteryon diğer ismiyle Kent Meclis Binası. Şehir Senatosu'nun toplantı salonu. 1500 kişi alacak kapasitede. Şurası. Kutsal yolun geçtiğini düşünüyoruz. Şöyle göstereyim. Şurası tören alanı. Şöyle gelelim Çeşme. Güney Pazarı şu karşıda. Ve şuradan da kutsal yolun geçtiğini düşünüyoruz. Yanılıyor olabiliriz. Şurası Blüteryon. Kutsal yol. Bu sokak 100 metre uzunlukta ve trotuarlar hariç 28 metre genişliktedir. Kaldırım taşları Roma İmparatoru Trajan zamanında tamir görmüştür. Burası kutsal yol olduğunu düşünüyoruz. Didim Apollon Tapınağı'na bağlanan 17 kilometrelik yol. Yalın ayak yürünülen ve iki yanında heykeller olan yol. Burada bir pazar kapısı var. Şöyle göstereyim. Tören alanı şurada kaldı. Bu kapı Berlin'de. Pergamon Müzesi'nde. Vay dedim ya. Kendi kendime vay dedim. Bu alanda Agora var, Nymphaeum var yani çeşme yapısı, Propylon yani giriş kapısı, pazar kapısı, Blüteryon biraz önce tam arkamda şu anda şu alanda toplanmış. Yani şöyle göstereyim, bakın karşısı, şurası çeşme yapısı, şu anda bulunduğum yerde bir Propylon yani giriş kapısı ve şöyle döndüğümüz zaman Blüteryon, burası da kutsal yol. Kutsal yoldasın şu anda. Milattan sonra 1. yüzyıla ait bir pazar kapısından bahsediyoruz. Miletos'un en büyük pazar yeri olan Güney Agora'nın anıtsal giriş yapısıymış. Bu kapı ve mermer basamaklıymış. Anıtsal çeşme de yaklaşık 16 metre yüksekliğindeymiş. Tören alanı burada toplanıyor ve buraya geliyorlar. Tam şurada Blüteryon. Bu arada 6. yüzyılda Perslerin saldırısına uğrayıncaya kadar zaten önce 7. ve 8. yüzyıl bu şehrin en parlak dönemiymiş. Helenistik dönem ve Persler gerçekten çok tahrip etmişler. Bu arada burası da depoymuş. Depo yapısı ve Güney Pazarı. Ve şöyle geliyoruz. Tabii artık diğer gördüğümüz latrinlere göre bu tamamen anlaşılamaz düzeyde kalmış ama plan yapısına göre şurada gösterelim. Şurası latrinler yani Roma tuvaletleri ya da antik çağ tuvaletleri. Kutsal yolda biraz takıldık kaldık. Yani burası kutsal yol mu yoksa bu şehir ızgara mima, ızgara plan şekline sahip. Yani ana caddelerden bir tanesi de olabilir. Yanlış bilgi vermeyelim. Çok dağınık Miletos ve açıklamalar da çok bize açıklayıcı değil yani. Açıklayıcı değil. Böyle çabamızla buluyoruz. Serapis Tapınağı Mısır'da Ptolemy Hanedanı'nın resmi dini olup
eski Mısır tanrılarını ve tapınma gelenek ve göreneklerini de içermektedir. M.Ö. 2. yüzyılda bazilika planına göre yapılmış olup önünde 3 sütunlu bir anıtsal kapı bulunmaktadır. Tam olarak şuradan geldik. Şurada bir alınlık vardı, üçgen alınlık. Mısırlı Helenistik dönem tanrısı Serapis'in tapınağıymış. Milattan sonra 2. yüzyıla konumlanmakta. Evet, Serapis tapınağı 3 nefli. Şöyle gelelim. Ya bu alınlığın konumu neresi bilmiyorum. Girişte olması gerekiyor. Şimdi burayı gezecek olanların işi zor. Miletos'u gezmek için gelenlerin gerçekten işi biraz zor. Bir kere geniş bir alana yayılmış, bir de böyle çok fazla açıklamalar açıklayıcı değil. Var ama yine de var. Yine de yol, yani yolları bulamıyoruz bir yerden bir yere geçerken. O yüzden gelmeden Kroki'yi çok iyi inceleyin. Wow! Faustina Hamamı Roma devrinde M.Ö. 161-180'de Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un karısı Faustina tarafından yapılmış. Ne acıdır ki Milet'te bulunan birçok taşınabilir eserler de diğerleri gibi yurt dışına, özellikle Paris Louvre Müzesi'ne kaçırılmış. Miletos, antik kentindeki tiyatronun yakınında yer alan yerel müze 1973'te açılmış. Milet Müzesi'nde Miletos, Didim ve Priyen Ören yerlerinden çıkarılan çeşitli dönemlere ait eserler bulunmakta. Antik çağda bu hamam Yasemin'e aitmiş, biliyor musunuz? O işletiyormuş. Biraz önce de Agora da dükkan sahibiydi. Antik çağ kadını. Anlat bakalım bu hamamın işleyişini. Bölümde sıcak suyla yıkanılan bir bölüm. Galeri, büyük galeri. Şurada şu masa giriş ücreti alınan yer. Şuradan mı giriş ücreti? Evet, evet. Ne kadardı acaba giriş? Pahalı mıydı? Zenginler mi geliyordu? Zenginler geliyordu 5 altına. Yasemin'in de dediği gibi burası Haldarium, yani en sıcak bölüm. Hamamlarda şu anda da aslında aynı sistem var. Soyunma alanı, Frigidarium yani soğukluk, ılıklık ve Caldarium. Böyle bölümler var. Tabii bu hamamlarda sadece yıkanılmıyor. Kararlar alınıyor. Bazen müzikli toplantılar yapılıyor. Bazen işte bir takım gösteriler. Kına geceleri. Kına geceleri. Kına geceleri yapılıyormuş. O zaman var mıydı acaba kına geceleri? Frigidarium dediğimiz soğukluk. Kentin güneybatı bölümünde bulunan Faustina Hamamı görkemiyle dikkat çekmekte. Hatta biz Serapis Tapınağı'ndan çıkıp işte o dikenli dar patikalarla geçip Faustina Hamamı'nın arka bölümüne, yani sıcaklık bölümünün dış görünüşüne ulaştığımız zaman oradan bile bize wow dedirtti. Gerçekten çok görkemli bir yapı. Hamamın yıkanma havuzlarından bir tanesi Frigidarium bölümünde, soğukluk bölümünde ve bu havuzda Miletos Müzesi'nde sergilenmekte olan Nehir Tanrısı Meandros'un heykeli bulunuyormuş zamanında. Bu heykel Miletos Müzesi'nde sergilenmekte. Antik çağın ilk filozoflarından olan Thales, evrendeki temel maddenin yani Arke'nin su olduğunu savunuyordu. Biz soğukluktan çıktık. Biraz biz karışık gezdik ama siz düzenli gezersiniz gezmek isteyenler. Biz arka kapıdan girdiğimiz için öyle oldu. Asıl hamama bu kapıdan giriliyor. Karşıda da ihtişamlı tiyatrosu.
Miletoslu filozoflar doğadaki olayları açıklayacak yasalar üzerinde çalışarak doğaüstü güçlerin egemenliği yaklaşımına karşı çıkmışlar ve ilkel şekliyle bilimsel yöntemin uygulayıcıları olmuşlardır. Görkemli Palestina hamamı ve yanı başındaki spor alanıyla birlikte sağlıklı yaşam stili özelliklerini ilk uygulayıcılarından biri de yine Miletoslu bilginler olmuş. Palestina hamamı tarihi öneme sahip yapılardan biri. Adeta Didim'in de sembolü haline gelmiş bir yapı. Şurası. Biz arka kapıdan girdik. Biraz ters oldu. Soyunma. Roma İmparatoru Marcus Aurelius tarafından yaptırılmış zamanında, imparatorun eşi Faustina adına yaptırılan bu hamam belli dönemlerde onarımdan geçirilmiş. O dönemin okulları var. İskenderiye, Harran Okulu, Millet Okulu da önemli okullardan bir tanesi. Bugün gördüğümüz Miletos'tan geriye kalan, onca yıkıntıya, talana, doğa olaylarına karşın elde kalan mermer taş yığınları ve kalıntılardan bu kentin usta mimarların tasarımları ve sanatsal zenginlikleriyle neden ne ihtişamlı olduğunu anlamakta zorlanmıyoruz. Asırlar öncesinden gelen o sanatsal ruhun izlerini, tarihin tanığı asırlık taşlara çarpan rüzgar fısıldıyor kulağımıza usulca. Miletos'ta bulunan pek çok eser, Osmanlı'nın çöküş yıllarında yurt dışına taşınmış. Paris Louvre Müzesi'ne, Berlin Bergama Müzesi'ne, bu yerinden oynatılamaz zannettiğimiz koca taşlar nasıl taşınabilmiştir derseniz eğer, insanın aklı birçok şeye kadirdir demek gerek. Yapan da, yıkan da, kıymet bilen de, bilmeyen de hep insan. Şimdi artık gidiyoruz. Evet, çok rüzgar var. Sesimiz nasıl geliyor bilmiyorum ama. Yasemin'cim çok teşekkür ediyorum bugünkü gezi için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir geziydi. Evet, bence de çok güzel bir geziydi. Bir başka güzel yerde yine yeniden görüşelim. Biz Yasemin'le iyi bir ikili olduk. Yasemin, neredeyiz? Miletos'tayız. Hoşçakalın. Millet için şunu söyleyebiliriz, çok net söyleyebiliriz. Felsefe, bilim ve sanatın başkenti. O güne kadar doğada olan her şeyi tanrılara bağlayan anlayışın yerini bilimsel bulguların alması millete damgasını vurmuş. Millet için söylenecek çok söz var. Burası güzel bir liman şehri. Felsefenin, sanatın, matematiğin olduğu bir şehir. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Yasemin. Do it all again.